Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağımız ürün Roxy markasının RXE 300FM modelli cep radyosu arkadaşlar. Bu cep radyosunun tanıtımını yapacağız. Bu cep radyosunun diğer cep radyolarından farkı dijital ekranlı olması arkadaşlar. Kutu açılımına geçmeden önce kutu üzerinde yazan bilgilerden biraz bahsedelim. Şöyle GTI'nin kodu kayıtlı orijinal ürün arkadaşlar. Saat ve alarm fonksiyonu var. Çekiş gücü en üst seviyede. Düşük gürültülü, net ve dolgun ses. Parazit engelleyen uzun ve çekiş gücü yüksek anten. Hassas frekans ayarlama düğmesi. Stereo kulaklık çıkışı. Adaptör girişi. Dahili hoparlör. 2x1,5 voltluk AA kalem pil girişi var arkadaşlar. 2 adet kalem pille çalışmaktadır. Şu şekilde gösterelim. 1,5 voltluk 2 adet kalem pille çalışmaktadır. Şimdi kutu açılımını yapıyorum. Kutu içerisinden çıkanlar şöyle bir adet taşıma askılı radyo ve bir adet kullanma kılavuzu. Şöyle hem bu şekilde naylonu var hem de pat pat naylonu var. Herhangi bir kutu üzerine gelecek darbeye karşı ürüne zarar gelmesin diye ve kargoda taşınırken herhangi bir zarar gelmesin diye bu şekilde bir balonlu naylona konulmuş arkadaşlar. Kullanma kılavuzu Türkçe arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Arka tarafı boş. Bu şekilde özellikleri yazmaktadır. Kullanma talimatı. Burada hangi düğme ne işe yarıyor bunlardan bahsediyor ve neler var onlardan bahsediyor. Kullanma talimatında 2 adet AA 1,5 voltluk kalem pil yatağını yani kalem pilinizi pil yatağına doğru şekilde yerleştirin ve pil yatağını kapatın. Elektrikle çalıştırmak istiyorsanız adaptör takabilirsiniz. Ürünün üzerinde şurada DC 3 voltluk adaptör girişi var arkadaşlar. Kutu içerisinde herhangi bir adaptör yok. Eğer kendi adaptörünüz varsa adaptörle de kullanabilirsiniz. Açma kapama ses kontrol düğmesi ile radyonuzu açabilir, ses ayarı yapabilir ve radyonuzu tekrar kapatabilirsiniz. İstasyon ayarlama düğmesi ile kanal ayarlama yapabilirsiniz demiş. Şimdi biz pillerini takalım, bir denemesini yapalım. Hoparlör hem ön taraftan ses vermekte hem de arka taraftan da ses vermektedir. Şurada zaten yazmaktadır arkadaşlar. Marka, model hepsi yazıyor. Bandrollü ve GTN kodu kayıtlı bir ürün. Anteni var. Burada ses açma kapama düğmesi var. Burada kulaklık girişi var arkadaşlar. Burada da adaptör girişi var. Üzerinde herhangi bir şey yok. Burada dijital ekranı var arkadaşlar. Alarm, saat, açma kapama, ondan sonra dakika, time demiş. DX, local diyor arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor? Hepsine bakacağız. Ve şurada güzel bir taşıma askısı var arkadaşlar. Şu frekansı ayarlamayı da buradan yapacağız mı büyük ihtimalle. Şimdi bir pillerini takalım da nasıl çalışıyormuş ona bir bakalım. Burada pilleri hangi yönde takacağımızı da göstermiş arkadaşlar. 1,5 voltluk 2 adet kalem pilimizi yerleştirdik. Malzemesi plastik. Yani ABS malzeme arkadaşlar. Hafif ve sert bir plastik. Renk tek renktir. Gümüş rengidir. Böyle gri gümüş rengidir arkadaşlar. Şöyle dijital radyodur. Bakın saat de gösteriyor. Sesi kısık arkadaşlar. Wow Radyo'yu
radyolar. AM bandı ve FM bandı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. FM bandını da açtım. Burada frekansın görebiliyorsunuz. Ve frekansı ileri geri almak için buradaki düğmeyi kullanabilirsiniz. Ses açma kapama düğmesi burada. Evet, şimdi alarma basalım. Alarmlar nasıl kurulacak onlarla ilgili. Çok uzun zaman oldu. Herhalde tam onu karşılamadığını mı düşündü? İkisini aynı anda basmak gerekiyor arkadaşlar. Alarmı kuracağımız zaman saat diyelim ki önce saatimizi ayarlayalım. Diyelim ki saati 12'ye ayarlayalım. Dakikayı da buçuğa getirelim. Yok, direkt sıfırlayalım. Tamam. Alarmı ayarlayalım. İkiyi iki geçere alarmı kuracağım arkadaşlar. Bu noktada daha ileriki zamanda daha nasıl ilerleyeceğiz? Aslında bir belki tam albüm olabilir. Belki tek bir single olabilir. Yine hani zamanı göre bakacağız açıkçası. Peki bu grupta neden kadın yok? Aslında grupta neden beşinci kişi yok
diye bakabiliriz. Yani dört kişi aslında gerçekten birbirimize olan kimyamız moral var. Yani beşinci kişi olması belki bunu bozabilir. En azından mutluydu. Biz bu durumdan memnunuz. O yüzden yani neden kadın ya da neden beşinci kişinin olmamasının nedeni aslında herhalde bu. Arkadaşlar radyodan çalıyor. Alarmımı şu an saatim 12'yi 2 geçe gösteriyor. Ben alarmı bir daha bakayım. Alarmı 12 3 geçe kurdum. Saat 12 3 geçe. Alarm radyodan çalmaya başlayacak. Bakalım. Alarm ayarlarken al nokta set yazıyor. Alarm burası. Saat ayarlarken de buraya basılı tutup yapıyoruz. Şöyle yaptığım gibi tekrar göstereyim. Örneğin basılı tutup bu üstteki saat kısmı, alttaki de hour yazan saat, min yazan da dakika kısmı basılı tutup ayarlıyorsunuz. Bu da tamamı aktif. Bir de off düğmesi var arkadaşlar. Buradan da açma kapama yapabilirsiniz. FM açmak da yine buna basacağız arkadaşlar. Şu anda 10 yaptığım zaman 10 olması için burada yatak işareti çıkması lazım. Alarmı da açalım. Şu an kapattık. Bekleyelim. Bakalım 4 geçe. Şimdi tekrar alarmı 4 geçeye kurdum. Şöyle biraz bekleyelim. 12'yi 4 geçe alarm çalmaya başlayacak. Alarm dediğimizde yine radyo açılarak alarm çalacaktır. Diğer özelliklerine biraz bakalım. Burada DX Lokal var. Bunu radyo çalarken denediğimde DX Lokal düğmesi sesini biraz artırıp kısıyor. Bir de bakalım lokal kanallarla alakalı mı? Şu anda evet. 4 geçiyor ama alarm çalmadı. Birazdan çalacak arkadaşlar. 5 geçe kurdum bu sefer. Alarmı on yapmak için şurada yatak işareti var arkadaşlar. Bakın şurada yatak işareti var. Yatak işaretini aldığınızda alarm on olur. Az önce kapalıydı. Kusura bakmayın bunun için. Bakın 4 geçe alarm kendiliğinden çalışmaya başladı. Sesi nerede bırakırsanız orada ve en son frekans neredeyse oradan devam eder arkadaşlar. Bakın bir frekansı ayarlayalım. 88.2. Sesi de burada şu kadar açtım. Alarmı da 6 geçeye kuralım. Alarmı tekrar 6 geçeye kurayım. Siz de görün. Bakın on off'u buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Alarm on off'muş arkadaşlar bu. On olduğu zaman şurada yatak işareti olacak. Şu anda 6 geçeye tekrar kurdum. En son hangi frekanstaysanız ve ses seviyesinde ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Hangi ses seviyesindeyse. 6 geçe alarmı kurdum. 88.2'di sanırım. Tekrar çalmaya başlayacak arkadaşlar. Bakın 88.2 alarm çalmaya başladı arkadaşlar. Kapat diyorum. Evet, alarmı kapattık. Tekrar FM modunu açıp buradan radyomuzu dinleyebiliriz. Harika bir cihaz arkadaşlar. Ne zaman canın yansa.
Ürün bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel ve kullanışlı bir ürün. Tavsiye ederim. Sizin de yapamadığınız bir şey olursa bu videoyu onun için çektim arkadaşlar. Şuradaki düğme, burada kullanma kılavuzunda da herhangi bir şey söylememiş o düğme için. Ve ben de burada bu düğmeye basılı da tutuyorum. Basıyorum da. Şu anda ne işe yaradığını anlayamadık. Ekrandan bir bakalım. Bunu kapatalım. Basılı tutalım. Herhangi bir şey anlamadık arkadaşlar bundan. Ürün bu şekilde. Buradan saati sürekli gösteriyor arkadaşlar. Dijital ekrandan. Ve tekrar FM'i açayım. Buradan frekansları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan da off deyip kapatabiliriz. Ama ekranda saat her zaman kalır arkadaşlar. Onu kapatamıyoruz pili çıkarmadan. Güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Sizin de dediğim gibi yapamadığınız bir şey olursa, bunu tabii altına takacaktık. Onu unuttuk arkadaşlar. Sizin de yapamadığınız bir şey olursa videonun yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Ürün güzel bir ürün. Ürünü satın almak için videonun satın alma sayfasının linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıklayarak ürünün satın alma sayfasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye edebileceğimiz güzel bir üründür. Ve kapıda ödeme seçeneklerimiz de mevcut. Kapıda ödeme seçeneğiyle de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.